Göksel Arsoy 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya geldi. Göksel Arsoy'un annesi Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Moğlazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy Almanya'da dizel ve oksijen motorları uzmanıydı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kayseri Hava İkmal Merkezi'ne tayin edilince Göksel Arsoy da orada dünyaya geldi ve ilkokula Kayseri'de başladı. İkinci sınıftan itibaren ilkokula İstanbul'daki teyzesinin yanında devam etti. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. Göksel Arsoy İstanbul Üniversitesi'nde okurken Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başladı. Nursel adlı bir kız kardeşi vardır. Klasik Türk müziği bestekarı Yesari Asım Ersoy'un yeğenidir. Sinemaya 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol aldı. Göksel Arsoy, Altın Çocuk Takma adıyla bilinmektedir. Ününü Samanyolu filmiyle yaptı. Bir ara James Bond filmleriyle romantik rollerden uzaklaştı. Orta Doğu ülkelerinde birkaç film çevirdi. Rahmetli Ayhan Işık şansını Hollywood'da denerken Altın Çocuk Türkiye'yi kasıp kavuruyordu. Amcası Yesari Asım Arsoy, Türk sanat müziğinin büyük bestekarı olduğu için müziğe karşı kabiliyeti vardı. O yıllarda amcasından dersler aldı. Çok ciddi çalıştı ve sahneye geçti. 14 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 60'lı ve 70'li yıllarda Türk sinema oyuncularının uyduğu modaya o da uydu ve 45'lik plak doldurdu. 1962 yılında kendi adına Göksel Film Şirketi'ni kurarak prodüktörlük yaptı. Soley Hanım'la 12 Nisan 1961'de evlendi. 21 Nisan 1963'te Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965'te de oğlu Remzi Gökhan Arsoy dünyaya geldi. Göksel Arsoy'a 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir. Bir ara 12 yıldır İstanbul Tenis Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Göksel Arsoy 2002 yılında Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı görevine de getirilmiş ve 2011 yılına kadar bu görevi yapmıştır.